Kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her yaz sürecinde ülkemizde yaşanan orman ve anız yangını haberleriyle çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Sadece ormanlarımız değil, ülkemizin akciğerlerini yakan bu felaketlere baktığımızda insan faktörünün de etkisini görüyoruz. Hain terör örgütünün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını da çok iyi biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bakınız, terörle mücadelede destan yazan insansız hava araçlarını Yeşil Vatan'ın savunmasında da etkin olarak kullanmaya başladığımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz, ülkemizde yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü ile Baykar arasında yapılan işbirliğiyle 2020'den bu yana Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'lar yangınların erken tespit edilmesi ve söndürülmesinde etkin bir şekilde kullanılıyor. Türkiye, Avrupa'da orman yangınlarına müdahalede yüksek teknolojiye sahip İHA kullanan ilk ülkedir. Yerli ve milli olanaklarla üretilen İHA'lar, parlama etkin müdahale için gözetleme yapmanın yanında büyümenin başlangıcı ve ilerleyen aşamalarda elde edilen ayrıntıların teknolojik altyapıyla değerlendirilmesiyle alevlere erken ve etkin müdahale sağlanmasına da çok büyük katkı sağlıyorlar. Türkiye'de geçen yıl 15 Kasım'a kadar 2540 orman, 3078 dekar kırsal alanda maalesef yangın meydana gelmiştir. İHA'larımızın görev yaptığı 1 Haziran 15 Kasım 2023 döneminde 1307 orman patlamasının 546'sı, 1955 gezi alan patlamasının ise 1530'u İHA'lar tarafından tespit edilmiştir. Böylece toplam 2076 patlama tespitinde İHA'larımız kullanılmış ve onlardan yararlanılmıştır. İHA'larımızın bünyesinde yüksek teknolojiyi kullanımıyla ağızda onarım süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düşerken bu süreyi daha da kısaltmayı hedefliyoruz. Bu yılda orman yangınlarına müdahalede 14 İHA şu anda etkin bir şekilde görev başında. Kıymetli hemşehrilerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, İHA'larımızın dışında orman yangın erken uyarı sistemi, yani OYEBUS, orman patlamalarının erken tespitine de katkı sağlıyor. Bu geliştirilen yazılım, gözetleme kulelerinin bulunduğu yerden 15 kilometrelik orman görüntülerini analiz ederek bir dumanı 15 ile 25 saniye arasında tespit edip hemen alarm veriyor. Yangın risk yönetimi projesiyle orman yangınlarının önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için yapay zeka destekli dinamik geliştirilebilir risk özellikleri de bulunmaktadır. Bu yetenek çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak yapay zeka modelleri geliştirilerek meteorolojik veriler, bitki örtüsü, topografya, nüfus yoğunluğu, karayolları, enerji nakil hatları ve geçmiş hastalık haritası gibi verileri 400'den fazla değişken ile yangın riskini tespit etmektedirler. Orman yangınlarının yanında özellikle kendi şehrimiz, kendi bölgemiz, bizim Trakya bölgemizde hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimi içinde kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ve çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Bu olay kasıtlı olduğu gibi kusurlu basit hatalardan da kaynaklanabilmektedir. Vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle izmarit, cam şişe gibi faktörler büyük felaketlere yol açtığından bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını hasreten istirham ediyorum. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazılarını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Orman yangınları, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangının sıçraması, toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddelerin yanarak yok olması, verimli tarım topraklarımızın zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmesi, su ve rüzgar erozyonu arttırarak toprağın en değerli üst katmanının yok edilmesi, doğal denge bozularak
zararlı böcekler ve hastalıkların çoğalması gibi sonuçlar sıralanabilir. Ama en önemlisi, orman ve anız yangınlarından yanarak kül olan hayvanların o görüntüleri, insanlıktan ufak da olsa nasibini almış herkesin gerçekten vicdanını yaralıyor. Değerli hemşehrilerimiz, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, basit önlemlerle bu felaketlerden kurtulabilme şansımız var aslında. Bu topraklar, bu ormanlar bizlere, dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emaneti anlayışıyla, buradan her bir hemşehrimi milli servetimizin korunması, bir yıllık emeğin zayi olması adına tekrar hasreten daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Orman ve anız yangınlarıyla mücadelede üst gayret gösteren, başta Tarım Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumak'ta olmak üzere, gecesini gündüzüne katan, yangınlara karşı can siperhane mücadele eden bütün kahramanlarımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Bütün çiftçi kardeşlerime ve hemşerilerime Yüce Meclis'ten saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Bu toplantıya katılım sağlayan değerli basın mensuplarımıza, değerli milletvekili arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.